Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu anda sıcaklandım. 10 numara 5 yıldız Bursa seyahatimiz başladı. Nerede başladı? Tabii ki de İskenderiz'de başladı. Şimdi baba Cemalettin. Cemalettin. Cemal Cemil Usta, Cemalettin. Sen de bir alakası var mı? Yok, ben çalışıyorum. Ben dedim patron zannettim. Eyvallah. Baba, bu odun, kömür, mangal kömürü. Ne kömürü? Mangal kömürü. Mangal kömürü. Öyle özel bir kömür falan değil. Yok değil. Fındık kırmızı falan yapıyorlar ya böyle. Öyle bir şey değil. Normal bildiğin mangal kömürü. Mangal kömürü. Herkesin kullandığı mangal kömürü. Bu da bildiğimiz mistel gibi dana. Dana kuzu karışık. Karışık mı? Ha, onu soracaktım. Dana kuzu karışık. Sadece dana olursa yiyemezsin, sert olur. Doğru. Peki marinesi nasıl abi? Marinesi bunda bir şey yok. Bir soğan, bildiğin soğan suyu. Soğan suyu. Öyle bir tuz var. O kadar. Şey. Yatırıyorsun o kadar. Başka bir şey. Kendi şey. Kendi orijinalin kendi özelliği. Mis. Süle. Baharatlar falan da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok. Orada tabak ısıtıyorsunuz değil mi abi? Orada tabak ısıtıyoruz. Kireleri kızartıyoruz. Tamam. Tereyağı kızarıyor. Şişeye bakıyorlar, bakıyorlar. Bizim hepsi kömür. Hem sen şimdi kömür yok, ocak yok, tüp yok. Tüp yok. Mis abi, böyle yiyeceksin zaten. Bir içeride var bizim, içeri ocağında var. Bir de şofbende var. Yıkanmak için şart, kömürlü olmuyor abi. Ulaşık yıkanıyor. Bir de çay yapılıyor, başka bir şey. Doğru, eyvallah, süper. Abi şimdi o zaman biz güzel bir ziyafet çekeriz yani sahilde. Tamam abi, tamam. İster gibi şöyle. Ellerine sağlık. Bu eski mi ya, şu tepedeki? Bak o 50 senelik vardı. Allah Allah. 50 senelik vardı. Kuşların kanatları bile kalmadı bak. Aa, bak direkt dedim çekildi. Bu da öyle. Bu da aynı şekilde. Evet. Bu da eski. Aynı, evet. Bu da daha eski. Şu akan yağlı belediyesi. Abi sıcak gidiyor ama bak. Elime damladı, yandı bak. Şuraya. Bak şuraya damladı bak. Baba ben abi sarılırım var ya, yakamaz. Yakmak bile aklına gelmez. Aşağı damlıyor, yağ damlası diyorum bana bak. Hadi yandı. Ellerine sağlık abi. Sağ ol. Gomelim, goyenim, buyurun. Şimdi herkes bana dedi ki, bu arada Cemil kebapçısının ikinci jenerasyon buluyorsun bak. Tabii. Şeker abi. Oğlu. Şeker abicim. Zaten küçüldükçe böyle isimlerle Cemal'den Cemil'e falan geldi. Cemal olmuş. Aynen. Cemal, Cemil, Cemal. Şimdi herkes bana dedi ki, o tahtalı mahtalı falan bir yer var oraya falan dedi ama biz Bursalılardan buluyoruz. Dediler ki, burası da güzel, kötü değil ama asıl burayı deneyin dediler. Onlar başka bir firmalar, biz kendi bazı başka bir firmayız. Biz ilk buraya bir gelelim dedik, bakalım dedik, ondan sonra şimdi deneyeceğiz. Bak böyle geldi, bizim normal İstanbul'da kayık tabak da geliyor biliyorsun. Şimdi boyutuna göre deneyim bak. Evet. Bize de kayık tabak var. Bir porsiyon olarak geçiyor. Bunun İstanbul dediklerimizden ne farkı var? Yani şu et dışında. Şimdi taş yerinde artırdığından farkı. Her şey yerinde. Öyle yani. Bir egöl köftesini egöl diyeceksin. İskender'i Bursa diyeceksin abi. Doğru söylüyorsun. Bu Bursa'da keşfedilen çıkan bir şey çünkü. Ama bir Van kahvaltısı problemi olur, çok uzak düşün. Ya tabii. Aynen öyle. Baba bu arada kardeşlerden değil mi? Evet. Evet. Cemal Cemil Usta'nın kardeşi oluyorum. Hangisi abi Cemal Cemil? Kardeşleri. Kardeşim. Ablarım oluyor. Ha kardeş. Ha kardeş. Evet. Abla rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Biz dostlarımızın abiden de görmüştük. Onları yapıyoruz. Aynen abi. Abi bu arada mekan acayip. Zayıf olarak çekim istedim ya. Çiçek. Bir özellik kaybeder. Her zaman küçük yani. Büyümeyin. Çoğalmayın, büyümeyin. Buranın özelliği böyle. Hakikaten. Ben yiyorum abi. Lütfen. Ellerine de sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olasın. Haydi bakalım, bismillah. Şuradan şöyle, ilk önce bir şunları bir deneyim dur. Bu mister gibi tereyağlı abi şimdi. Şöyle bismillah, hadi bakalım. Zaten et güzel de, işin içine tereyağı girdi mi, bambaşka bir dünyaya açılan kapı oluyor. Gayet güzel, bir de şu parça eti deneyelim. Gel ver bana. Arka değilere soğuk, hadi üçüncü. Dört içeri. Çiçek. Vallahi var ya, ağza doğuyor. Şu et çok güzelmiş. Şu da çok güzelmiş. Bu 10 numara. Ben az söyledim. Çünkü bir iki yerde daha yiyeceğiz. İskender. O yüzden az söyledim böyle. Pidesinden çok fazla yiyemeyeceğim ama bunun için merak ettim. Gözlerim doldu. Vallahi var ya, süper. İnanın çok güzel. Gerçekten uzun zamandan beri böyle bir İskender yememiştim. İstanbul'da böyle tatlar yok. Cem'in dediği çok doğru. Her şeyi mümkünse yerinde yiyeceksin abi. Bana gırtlak olsun, cehennem dibine kadar giderim. Hiç problem değil. Mehmet Ali'yle çekime girdim, o da benim de sayemde cehenneme kadar gitmiş olur. Değil mi Mehmet Ali? Hayır abi. Şunu bir gomayım. Kaç tane yerde daha gomayı düşünüyorum. Ondan sonra şöyle güzel güzel, rahat rahat takılalım. Üzerine başka neler yapacağız. Sen beğendin mi, hoşuna gitti mi? Güzel. Adamla video çekemiyoruz ya.
İnsan her şeyi çat çut çat çut yer mi ya? Her şeyi hemen yiyor bitiriyor. Konuşuyorsun sen, röportaj yapıyorsun. Ne yapayım? Soğutmayayım bari dedim. Yiyelim, devam. Şimdi mağazayı göstermemeye çalışıyoruz tabii doğal olarak. Sağ olsun yardımcı oldular. Çarşıda gezerken enteresan bir şey gördük. Abi burası 1. Murat tarafından yaptırılan Nalıncılar Hamamı. Doğru söyledim değil mi? Diye geçiyormuş. Çok eski harabeymiş. Hatta ben şöyle çekileyim, sen şöyle bir göster Mehmet Ali. Gördüğünüz gibi böyle kocaman bir hamam. Arkaya doğru da çok uzun gidiyor. Bayağı bayağı gidiyor. Şu anda da ev eşyaları, yani ev malzemeleri satan bir dükkan haline gelmiş. Hepimizin bildiği markalardan bir tanesi. Bir dükkan haline gelmiş. Çok gerçekten yani 1. Murat'tan kalma bir yerde gelip bir şeyler alıp çıkabiliyorsunuz. Bence harika bir şey yani. Tam gaz devam ediyoruz. İkinci saat içinde üçüncü mekanımız. İki tane İskender. Son gittiğimiz, ikinci gittiğimiz İskender'i çekmedik. Sen çektin mi? Şöyle, zaten beğenmedim. Açık net söyleyeyim. Çünkü Cemal Cemil benim için çok daha iyiydi. Şimdi pideli köfte yemeye geldik. Sesi duyuyor musun? Sese bak. Gel baba. Yavrum benim. Oy 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 oy. Ellerine sağlık baba. Ya bu pideli köftenin hikayesi nedir? Niye pideli köfte? Farkı ne? Biraz anlatsana abicim be. İskender'den farkı, İskender'de döner var, bunda köfte var. Tamam ama şey, yani hani aynı İskender gibi sunum, evet, yanında evet, şey var. Evet, evet. Yani altta pide var, pide var, diğerinde döner var üstünde, bunda evet, köfte var. Evet. Aslında hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Yoğurt, salça. Amcasının oğlu gibi bir şey oluyor yani. Yani değil mi? Teyze oğlu, amca oğlu gibi bir şey oluyor yani. Biz daha yemeğe oturmadan... Sağ ol. Süt helvası getirdiler bize. Cumaları bu ikrammış. Bugün cuma olduğu için burada evet. Cumaları ikrammış bu. Ondan sonra böyle Suat kardeşim de Bursa'da tanıştık. Instagram'dan yazdı sağ olsun. Bulunduğumuz bölge Kayhan diye bölge. Her yer pideli köfte. Her yer öyle pideli köfte, pideli köfte. Yoldan çeviriyorlar pideli köfte diye. Şimdi yiyeceğiz. Baba bir test edelim bakalım. Hadi bismillah. Hadi afiyet olsun. Oo şeker gibi ya. Bu ne abi, ben 15 porsiyon yerim bundan ya. Baba bak, iki İskenderci'den geldik buraya. Üçüncü, buradan nereye gideceğiz bilmiyorum artık. Ben bilemediğim için önce menüyor, sonra mı yeniyor? Pideyi şey yedim ama helvayı sonra mı yedim? Bir tane daha getirdim. Helva var ya. Helva var ya. Önden yedim, bilemedim. Şurada muhabbet ediyoruz, 30 saniye içinde kayboldu helva, yemin ediyorum. İyi de bu İskender'in ilk yapan falan filan dedikleri yere gittik. Ben orayı tutmadım. Yani... Galiba bir yerin ismi çok sıkınca çıkınca fabrikasyona bağlıyor anladığım kadarıyla. Çünkü Antep'te, Adana'da başıma birkaç kere geldi böyle bir şey. O yüzden köşede kalmış, kıyıda kalmış mütevazi yerler daha güzel böyle samimi buralar. Samimi abimiz gibi bak masamıza, şeyimize, mister gibi yani böyle antin kuntin böyle bir yerde böyle logolar mogolar falan başlayınca işin içine girince galiba biraz tat değişiyor. Ama Cemal Cemil'i beğendik değil mi? Ben daha güzel, hem daha hafif. Eti de, evet, Uludağ kebapçısı, bu da Cemal Cemil, bu da güzel. Güzel. Bursa'da 3'te 2 yakaladık. Öyle mi? 3'te 2, şu anda 3'te 2 yakaladık. 3 saatte 3'te 2 yakaladık. Ne 3'ü 2 saat? 2 2 saatte 3'te 2 yaptık, sonumuz çok kötü ama çok şükür kilo veriyorum, almıyorum Allah'a şükür. Özel bir diyetim var. Bizim köfte yediğimiz yer, pideli köfte yediğimiz yer, Hacı Bey. Nail Bey de sahibi, Hacı Bey köftecisi diye mi geçiyor? Evet. Hacı Bey köftecisi. Pideli köfte olarak. Pideli köfte. Abi. Biz biraz böyle baktık falan da buna fakir İskender'i diyorlarmış çok eskilerde. Şimdi, İskender'e parası yetmeyen köfte yesin falan filan gibi böyle bir espri varmış bunun, doğru mu? Pideli köftenin esas pideli köfte bu değil yani. Heh. Bunun mucidi biziz. İskender'le bağdaştırdık. Çünkü alt pide... Döner yerine köfte koydunuz. Köfte versiyonu yani. Köfte versiyonu. Bu arada incecik, mis gibi, şeker gibi gidiyor löp löp. Dana kuzu karışık. Şimdi Nail Bey dedi ki dana kol... kıyması, kuzuda da döş. En güzel yerler zaten değil mi? Aynen. Misler gibi yani. Aynen. Arkada bu ses olunca sabaha kadar çekim yapayım. Yemek yiyeyim. Çızır zır 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 böyle. Tık tık atayım çerez gibi. Atayım yani. Abi herkes pideli köfteci burada ya. Yani. Ben 49 sene buradayım. 50 sene oldu yani neredeyse. Vay be. 69'dan 69'un 11. ayından beri. Maşallah. Gayet de gençsin abi.
Teşekkür ederim, sağ ol. Soğuk, boy, sıcak post, bir şey baba söyleyeyim. Eyvallah. Maşallah, boy, poz falan fıstık gibi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzeldi. Keyif aldım. Teşekkür olsun. Gayet güzeldi. Misler gibi. Sizleri tanıdığımız için mutlu olduk. Eyvallah. Hacı Bey burası, gelirseniz mis gibi tertemiz. Burada bak Hacı Bey'i. Ha? Aa, varmış zaten ya, ben şimdi görüyorum. Ben. Yani. Misler gibi. Gelin, görün. Bak, kamerada ben varım Mehmet Ali. Aynen çık, öyle. Çık, çık. Hocam, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Bursa'ya geldik, İskenderleri gömdük, pideli köfteler, şunlar bunlar. Bugün de Zennup'tan devam edeceğiz, Osmanlı mutfağından, ama önden önce bu güzel insanları tanıma fırsatı buldum. Ayaklarına sağlık, kalktılar, geldiler buraya kadar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Paramızdan ayrılanlar da oldu böyle, kapsül gibi. Statüsferi geçince bıraktık, öyle falan diyor, yukarı doğru gitti. Gezmeye devam edeceğiz efendim. Şimdi, burası Baba Osman Gazi. Önce baba. 1258-1326 zaten vefat tarihi. Orhan Bey oğlu kendi vasiyeti üzerine buraya gönderiyor. Buraya Gümüşlü Kubbe ismini vermişler. Çünkü her yerden güneşin vurup parlamasını istedikleri bir yer olmuş burası. Ya gerçekten içeride çok çok enteresan bir atmosfer var. Hani girdiğinizde burada bir padişah ve eşrafı, soyu yatıyor. Bunu hissediyorsunuz yani, gerçekten hissediyorsunuz. Çok ciddi, yüksek maneviyat var içeride yani. Bence Bursa'ya gelip bunları bir görmek lazım. Bu insanlar, bu zatlar Osmanlı ya. Osmanlı'nın kurucusu bunlar ya. Gördüğünüz gibi. Aslında eskiden şapelmiş. Burası Ayaylıya şapeliymiş. Sonradan Gümüşlü Kubbe olarak çevirmişler. İnsanlar dua ediyorlar. Çok da ses çıkaramıyorum ama şöyle söyleyeyim. Tüyleri diken diken eden bir yer. Bu insanlar sayesinde, bu zatlar sayesinde, sonra da başkaları da sayesinde bu topraklar üzerinde duruyoruz çok şükür. İnanılmaz yani, burada bir padişahın yattığı o kadar belli oluyor ki. Bütün eşrafı, akrabaları falan da yanında yatıyor gerçekten. Yani buraya gerçekten bir padişah mezarı oldu. Girdiğiniz anda böyle tüyleri diken diken ediyor, belli ediyor. Duamızı okuyalım güzelce. Ondan sonra dışarıda bilgileri de aktaracağım zaten. Şimdi bu arada seyahat ediyoruz beraber, görüyorsunuz videolarda ama Hakan abim benim, çok eski mahalleden abim. Antikacı, koleksiyoner, ondan sonra eski borsacı. Tarihe meraklı. Yani, tarihe meraklı bu arada. Hem damak tadlarımız uyuyor, kafalar uyuşuyor. Gezmeyi seviyor falan, beraber geziyoruz. Değil mi? Beraber. Memnun musun benimle gezmekten? Harika. Harika. Kilo almak dışında sorun yok. Kilo alma problemimiz var, evet. Ama çok şükür bak, ben fıstık gibiyim, fitim. Sen pek öyle değilsin, olmuşsun. Biraz biraz yürüyor. Abi. Çok da meraklı olduğu için böyle bir şey söyledi. Şimdi ilk Osman Gazi'yi gezdik, babayı. Sonra evladı Orhan Gazi'yi gezeceğiz. Turasından bahsetmiştim. Kapıda türbeyi Sultan Abdülhamit Han yaptırdığı için kapıda bir tuğra var. Ama sanılmasın evet. Ki o Osman Gazi'nin tuğrası, o Abdülhamit Han'ın tuğrası. Bir Osman Gazi'nin tuğrası yok. Bilinmiş, görülmüş şu ana kadar. Tuğra zaten çok başlı başına bilmeyen birine tarif edeceğiniz bir şey değil. Yani o bir başlı başına artistik bir şekilde padişahı simgeleyen o formun içinde babasının adı, kimin oğlu olduğu işte ve ismi yazılır. Sülalesi, kimden geldiği. Baba adı yazılır ama bilindiği kadarıyla hiç şu anda görülmemiş. Rahmetli Erdoğan Demirören ben de var demişti. Çok görmek istedim, göstermiyor. Kimseye sır gibi Allah saklıyor. Bu, onun çok ciddi bir ferman koleksiyonu olduğunu biliyorum. Ben Hakan abinin tavsiyesiyle ferman falan almıştım. Hala duruyor. İsteyene gösterebilirim. Benimler halka açıktır. Yani bilinmiş bir turası yok. Ya sonuçta inanılmaz önemli. Osmanlı'nın kurucuları abi. Tabii ama yani, o dönem. İnanılmaz önemli yani. İnanılmaz o dönemki önemli. Evrak günümüze kadar mutlaka bir yerlerde vardır ama. Ama Orhan Gazi'nin turası var, göreceğiz şimdi. Evet. Gelin. Bu da evlat. Orhan Gazi. Burası da onun türbesi efendim. Gördüğünüz gibi. Gerçekten buraları gelip görmek lazım. Buraları hissetmek lazım. Yani burada yatan zatlar bu toprakların çok 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 önceden 11. yüzyıllarda falan kurucuları yani. Bunları almışlar buraları yani. O yüzden çok önemli. Özellikle
baba tarafındaki türbeye de burada da böyle insan hissediyor ortamı, atmosferi. Şimdi ilk babayı gezdik. Osman Gazi 1326'da defnedilmiş zaten. Oğlu tarafında Orhan Gazi evlat, o da 1362'de buraya defnedilmiş. Burası da kiliseymiş. Bu şapelin kilise bölümüymüş. Burayı yenilemişler, değiştirmişler. Zaten eski Bizans şeyleri de, izleri de yerlerde duruyor. Yazıyor zaten orada. O 1855 depreminden ciddi zarar görmüş burası. Ve Abdülaziz tarafından da onarılmış, yapılmış. Yani bence gerçekten bu atmosferi, bu maneviyatı hissetmek lazım. Gelmek lazım. Osmanlı kurucuları bunlar. Yani hani ecdat diye konuşuyoruz ama ne kadar güzel şey. Demin onu konuşuyorduk. Anlatsana. Karınca ezmez falan filan. Böyle bir şey varmış yani. Tabii Osmanlı'da ya böyle naif adamlar var. Böyle karınca ezmezlik denen insanlar var. Yani biz şimdi o kılıç, kalkan ekibi, şunu bunu falan filan konuşuyoruz ama savaşları mavaşları. Tabii hep insanlar. Süper naif. Tarkan Malkaçoğlu falan filmlerde işlenmiş. Yani. Onlar popüler. Yani o dönemin çevreci, ağacı, yeşili koruyan, karıncaya bile zarar vermeyen gönül adamları var, naif insanlar tabii var. Öyle bir kurum var. Yani Avrupa böyle orta çağda Engizisyon'la öyle bir cehaletle uğraşırken boğuşurken, Osmanlı'da böyle bir gönül güzelliği. Cadıları yakalım, o cadı yani bu cadı falan Engizisyon'da. Karınca ezmez evet insanlar var. Yani bu toplumda bir Mevlana, bir hoşgörü. Bu Anadolu'dan, bu topraklardan çıkmış Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaşi Veli gibi. Hep Anadolu'dan çıkmış, dünyaya yayılmış öğretiler, hoşgörü üzerine, barış, insanlık üzerine. Normalde çok yüksek sesle konuşuyor da videoda sesini düşürüyor. Kendi kendine ayar yapıyor, ses ayarı yapıyor. Sesli konuşabilirsin abi. Biz bizeyiz, yabancı yok. Montajda halleder diye düşündüm. Ben çok becerikli kardeşim. Türbelerde yatan insanların vizyonuyla, kafasıyla yapılmış o hoşgörü de yayılmış, edilmiş. Yani o yüzden gelip görmekte fayda var. Ben mesela daha önce Bursa'ya geldiğimde buraya gelmediğim için utandım yani gerçekten. Şuraya gelip burayı bir görmek, hissetmek gerekiyor. Ve şey de çok enteresan yani, burada yatıyorlar. Bu şey değil yani, hani başka bir yerde tutuluyor da burada türbesi var değil yani. Burada abi. Hristiyanlık bile buradan yayılmış. Bursa'dan yayılmış. İznik'te tabii, İznik'te. Yani Hristiyanlık bile buradan yayılmış. Çok çok gerilere gidersek. O yüzden değerli topraklar bunlar. Güzel topraklar. Yani o konuştuğumuz Avrupa, Mavrupa, ıvır zıvır falan. Bizde ne tarihler, neler neler anlatsak dakika yetmez, saatler yetmez. Görmek lazım, hissetmek lazım. Biraz da yemek yemek lazım galiba. Şimdi Zennub'a gideceğiz. Şimdi efendim, her şehrin bir girişi var. Eskisi gibi böyle uçak muçak ıvır zıvır yok. Burası da Bursa şehrinin girişi. Osmanlı'daki Bursa'nın girişi bu kapıdan. Saltanat Kapısı. Burasının bir güzel özelliği daha var. İpek Yolu'nun başlangıcı aslında burası. Doğru muyum Mehmet Ali? İpek Yolu'nun da başlangıcı burası. Yani düşünün, siz bir şehre gidiyorsunuz Bursa'ya. Öyle uçağa uçağa falan binmek diye bir şey yok. Develerle, şunlarla bunlarla geliyorsunuz ya da artık ne varsa. Bu kapıdan giriyorsunuz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Evler, işte hanlar, şunlar, bunlar. Alışveriş için yerler falan. Böyle. Surlarla çevrili tabii doğal olarak. Gördüğünüz gibi bu surlar. Yani şu güzellik nerede biliyor musunuz? Modern bir şey içinde. Siz böyle otantik bir şeyi de yaşatıyorsunuz. Yani kaç yüzyıllık, kaç asırlık hatta daha doğrusu bir şey. İç içe duruyor. Tamam şimdi içeride tostçular var, oyuncular bunca falan filan var ama sonuçta abi bu yapı birilerinin elinden çıkmış. El yapısı birilerinin elinden çıkmış. Ve işte bu ecdat dediğimiz olayın elleriyle ördüğü şeyler aslında bakarsanız. Ya bu güzellikleri de görmek lazım ve yaşamak lazım. İnsanlar buradan giriyorlarmış şehre. Camideyiz. Bursa'nın simgesi diyebiliriz çok rahat. Yalnız çok enteresan. Şöyle bir güzellik var mı ya? Kubbe cam. Aşağıya muhteşem bir ışık geliyor. Ortada çeşme. Yani gerçekten böyle harika yani. İbadet çok da büyük de bir cami zaten.
böyle bir ibadethanenin içinde böyle bir güzellik var. Ben çok 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 hoş bir şey. 1396 yılında yapılmış. Ama sonradan restore edilmiş. Evet. Her yer tuğra, her yer wow, her yer böyle müsemma wow hatta sen söyledin. Yani her yerde bir şey var. Kafanızı neye çeviriyorsanız. Bir de Zerendut levhalar. Zerendutlar. Kelime-i tevhid karşı. Evet. İnanılmaz yani. Her yeri, her detayı ayrı güzellik. Bir Bursa'nın de Ayasofya'sı demiş. Benim de Azade Çelebi. Doğru. Bir de bir şey söyleyeceğim. Demin bir şey konuştuk. Picasso aslında bizim hatlarımızdan esinlenerek soyut resme başlamış. Doğru mu? Evet, yani daha doğrusu o bizim şu harflerdeki harflerin dizilimini, şekillere benzetmiş. Bir soyut şekillere bir şeye benzeterek buradan soyut resme etkilendiğini anlatıyor anılarındaki. Ha, Picasso bakıyoruz. Bunu söylüyor. Biz de hala diyoruz ki oradan, buradan, şuradan falan. Adam bizden etkilenmiş. Biz de hala diyoruz ki yabancı, Avrupa, Batılı, şunlara bunlara falan. Kendi içimizde de çok güzelliklerimiz var. Bunlar bence evet. Hoş. Ama zaten yani şu hatta mesela demin Mehmet Ali vardı yanımızda. O da zaten hafızlık da yapıyormuş. Hafızmış zaten. Bir tane gösterdim dedi ki ya o çok dedi yakın dedi atlar falan dedi. Çok dedi çıkartamadım şimdi ne olur falan dedi. Çünkü dedi o kadar dedi ince detaylar falan var. Göremiyoruz bile arada falan dedi böyle. Değişik değişik gerçekten çok enteresan. İstif yani. Olduğu için bunlar belli bir formda yazıldıkları için harfleri tam okuyamıyorsunuz. Evet. O erekeleri, ötreleri tam çok şey olmak lazım. Vakıf olmak lazım. Vakıf olmak lazım. O kolay kolay her Arapça bilen şey yapamaz. Herkesin yapacağı bir şey ama değil. Eski yani. Türkçe başka bir şey çünkü. İçinde Farsça da var. Bir sürü şeylerden evet. Oluşan. Yalnız güzel tarafı şu. Namaz kılanlar var. Sadece gezip görmeye gelenler var. Akın akın geliyor insanlar. Akın akın geliyor gerçekten. Gezip görülmesi gereken bir şey. Benim ayıbım ben ilk defa Ulu Cami'nin içine giriyorum. Daha önce niye girmemişim? Kabe örtüsü. İnanılmaz kıymetli bir eser. Etrafındaki bütün hepsi ayet ve küçücük küçücük yazılmış. O kadar işleme var ki üzerinde. İnanılmaz yani gerçekten. Çok çok kıymetli gerçekten. Topkapı'dan, şuradan, buradan getirenlerle falan filan. Ey yavrum ey. Baba ne kadar güzel. Bütün herkesten uzak istediği gibi gelmiş. Açmış Kur'an'ı orada okuyor. Oturmuş. Ön tarafta falan. Kendisi arkada rahat rahat Kur'an'ı okuyor. Çok güzel. Kafa rahat, mis. Şimdi Kozağan'a geldik. Çok güzel kahvesi var dediler. Ben de kahve hastasıyım zaten. Bir kahve içeceğiz. Girişi minişi falan filan da çok güzel. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bursa'da inanın bana ya Ulu Cami için bir saatlik tek başına video çıkar. Belki yetmez bile. Kozağan için işte ondan sonra Köprülü Çarşı için şunun için bunun için her şey için saatlerce video çıkar. Bakmayın biz böyle üstünden geçiyoruz vaktimiz dar diye. Ama yani inanın böyle başlı başına video çıkacak yerler buralar. Hakikaten yani gez gez bitmez. Çok yani yeri olarak da, coğrafi bölgesi olarak da, tarihi olarak da çok şey gizli. Ve çok yakın. İstanbul'a 2-2,5 saat en fazla o da yani en fazla. Dedim kahve içelim kendimize gelelim ya. Şimdi efendim Final Han'dayız. Hanlar bölgesi bu işte. Hanlar bölgesi. Demin bir şey dikkatimizi çekti. Her yer hamam, çeşme, o bu falan filan. Her yerden su fışkırıyor mis gibi termal. Çok güzel bir kahve içiyoruz. Sevgili Mehmet Ali'mizin, arkadaşımızın buradan tavsiyesi üzerine geldik. Şimdi bunun özelliği şu. Cezvede yapılmıyor bu. Direkt bu fincanda yapılıyor. İnanılmaz da bir kaymağı var. Yani gerçekten kaymak dedim köpük yani bakmayın. Böyle kaymak gibi bir köpük. İnanılmaz. Lükür lükür içim var. Yanındaki de erik şerbeti ve lokumları var. Çevirelim şöyle gösterelim. Bakın ilk önce bunu tadına bakın. Ooo ne güzel be. Mis valla. Ne tatlı, ne tatlı değil. Tam böyle arada güzel yapmışlar ayarı. Lokum benim uzmanlık alanım değil maalesef. Şunu bir deneyelim bakalım. Oh telve yoğunluğu. Bayılırım ya telveye de ya. Vallahi vallahi hiç işim yok. Bakmam öyle şey ama bol telveli olsun. Misler gibi olsun. Ne diyorsunuz abicim buraya? Bir tane Kozan Han var değil mi? Kozahan. Kozan biraz fazla kalabalıktı. O yüzden biz burayı tercih ettik. Hemen alt tarafında Final Han. O Han, bu Han falan derken Final Han'da kaldık. Kahvemizi içeceğiz, midemizi dinlendireceğiz. Çünkü midemizin de hazırlık yapması gerekiyor. Artık yemeğe doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Soda da. Sodamız da. Soda da geldi. Aynen. Soda bunun yanında fıs kalır direkt yani. Bu varken iç.
gerek yok. Irgamlı Köprüsü, Köprülü Çarşı diye geçiyor burası. Şimdi hikayesi şu, Orhan Gazi Bursa'yı fethettiğinde gazilerinden bir tanesi bir ses duyuyor bir yerden. Çıkayım mı dışarı, geleyim mi diye kayalardan bir ses duyuyor rivayete göre tabii. O da kılıcını çekiyor, diyor ki çık bakalım kimsin, ne yapabilirsin falan diyor. Bir vuruyor kılıcı, oradan bir şey fışkırıyor, altınlar falan fışkırıyor. Ondan sonra gidiyor Orhan Gazi'ye anlatıyor bunu. Sonradan buranın bir hikayesi oluyor, Irgamlı Köprüsü olarak kalıyor buranın. Rivaldo Köprüsü Venedik'te, İtalya'da bir tane var, bir tane de burada var deniyor. Buradan aldığım bilgi bu ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Belki birkaç tane daha olabilir. Onunla ilgili net bir şey söyleyemem ama dünyada iki tane var. Bir tanesi bu, diğeri de İtalya'daki deniyor ama yani şekil açısından bence çok güzel. Aşağıdan tabii artık cılız bir su akıyor dereden. Gerçekten cılız bir su akıyor. Zamanında bayağı güldür güldür akıyormuş. Şimdi artık o kalabalığınca bu arada bu dağdan giriyor musun? Ama yine eskiden de bundan daha canlı aktığı söyleniyor. Yani şimdiki gibi daha zayıf, cılız değilmiş su. Gayet güzel görünüm olarak, harika. Tam böyle evlerin arasında, derenin üstünde falan. Çok hoş. İçinde de böyle zaten takılar satanlar, ondan sonra çeşitli böyle hediyelik eşya satanlar falan var. Alt tarafları kafe, sol tarafta. Gayet güzel, keyifli vakit geçireceğiniz yerlerden bir tanesi. Dünyada da iki değil de üç olsun, dört olsun yine de çok azınlıkta olan bir şey. Böyle bir yerde keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Şimdi İskenderleri gömdük, pideli köfteyi gömdük. Ondan sonra baya baya bir şey yedik, içtik. En son dedik ki ya burada böyle Osmanlı mutfağına yakın, güzel neler yiyebiliriz, ne olabilir dedik. Ben çünkü öyle şeyleri de çok seviyorum. Zennup diye bir yere geldik. 1844 diyor burası. 1844 buranın sahibinin babaannesinin adıymış Zennup. İlk yemek kitabında basıldığı zamanmış. Öyle bir birleşim yapmışlar. Gayet de güzel bir mekan, böyle ferah, rahat. Ama biraz Bursa'nın dışında değil mi burası? Hafif. Evet. Merkezin biraz Çamlıca'da kalıyor aslında. Evet, yani biraz daha böyle dışında ama güzel, keyifli mekan, güzel mekan. Şimdi ilk önce mezelerimiz gelecek. Orta Doğu Beşlisi deniyormuş bu mezelere. Bir onları yiyeceğiz. Arkasından işte bir iki bir şey söyledik, onlar da gelecek. Şimdi kestanenin narlı iç pilav söyledik. Evet. Değişik tatlar bunlar, güzel tatlar. Ondan sonra bir de ne söylemiştik? Acılı sarma tencere söyledik. Aslısıyım zaten. Ondan sonra şerbetimiz gelecek, mezelerimiz gelecek. Onlarla benlerken delireceğiz. Bir de yine Osmanlı mutfağına özel güzel bir tatlımız gelecek. Çam fıstık mücveri geliyor. Ondan sonra bir de en son tatlımız var. Geldikçe, gömdükçe zaten konuşacağız. Şimdi neler geldi, mezeler? Hey yavrum, ne? Mezelerine bize yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki. Nedir bunlar? Şimdi muammara efendim. Muammara. Muammara. Evet. Filik cacığı efendim. Filik buğdayından yapılan. Filik buğdayından yapılan. Evet. Filik cacığı. Filik cacığı. Filik cacığı. Şöyle humus hali efendim. Tahinli iç bakla. Humus sörfümüz. Anladığım kadarıyla güneyde humus var burası. Humus hali. Tahinli iç bakla. Tahinli iç bakla. İç bakla. Evet. Tabii. Bu da sörfümüz efendim. Tahinli iç bakla. Favori tahinli. Güzel olmuş, yerde güzel duruyor. Bakalım ya, bir de şey, Orta Doğu Beşlisi dedikleri bu işte. Hadi bakalım, deneyelim aslında. Evet. Sonuçta gördüğüm kadarıyla Antep ve Kilis Güneydoğu mutfağı. Aynen. Ağırlıklı burası. Ama yine de mesela o şeyler... yine yöresel tatlar, yöresel tatlar var. Yani çok Osmanlı değil ama mesela getirecekleri diğer o söylediğimiz yemekleri ben düşünüyorum. Bakalım onlar nasıl. Ama sunum güzel, hoş. Burada neler var? Çam fıstıklı. Onu merak ediyorum. Çam fıstıklı. Şöyle bakalım ona bak. Şöyle ben bunu dörde böleyim. Herkes bundan bir şekilde tatmak isteyecek herhalde. Mezelerden şöyle baktığımızda aslında tatları falan gayet güzel. Hoş. Ama sunum da çok hoş. Mesela bu el yapımlar, işlemeler falan filan gayet hoş bir sunum var. Şu müjdeyi merak ediyorum. Çam fıstıklı. Buna nasıl oluyor? Bir bakalım. Başarılı mı? İyi mi? Bakayım. Sunuş tahinden koy, lezzetli oluyor. Dur. Gayet güzel. Tuzu biraz fazla ama. Yoğun tuz gibi geldi bana biraz ama. Mücver. Mücver tuzu. Evet. Ama güzel. Yani çam fıstığıyla yakışmış en azından, öyle söyleyeyim. Normalde bizim bildiğimiz mücver biraz daha böyle katı olur. Bu biraz daha cıvık ama. Tadı gayet güzel. Şunu da merak ettim. Tahin. Birlikte güzel oluyor. Cıvık tahin. Su şeklinde olmuş ama o da güzel olmuş.
Yani mezelerin genel olarak tatları güzel zaten. Orta Doğu beşlisi anladığım kadarıyla burada her yere böyle geliyor. Ama güzel. Ben asıl dolmayı merak ediyorum. Dolmayı. Dolma tenceresi gelsin. Arkasından kestane bir şeyle pilav gelsin. Bir onlara bakacağız. Mersin patatesi. Burada yapıyorlarmış. Sarımsaklı yapıyorlar. Bir de zeytinyağıyla yapıyorlarmış. Et de sen bir tane. Senin demet elle değil. Ben alayım direkt yiyeyim. Nasıl bir şey? Ben limon atacağım da hepsi herkes sevmez. Yoğurt belki mu? Tabağımda şey yaparım. Ya yani yoğurt, sour cream zannettim, hiç sevmiyorum. Özellikle Türkiye'de sour cream kullanmasını sevmiyorum abi. Bizim mis gibi yoğurdumuz var ya, incelt incelt kullan, ne gerek var ya. Gayet güzel. Ev yapımı cips, harika. Bir tanesi limon sosu var. Limon varmış, bir limon sıkalım bakalım, deneyelim. Ama ellerimi geçen hafta yıkadım, temizim yani. Böyle bir sorunum yok. Bakalım limon nasıl olacak. Güzel gidiyor limonlar. İlk defa limonlu yiyorum böyle bir şey. Fena değil. Bir daha yer miyim limon da bilmiyorum. Zannetmiyorum. Ama usul böyle yerim yani. Tahin de koyuyorsun ama. Burada her şeyin üstüne tahin koymaya çalışıyorum. Mücver diyorum tahin koy. O diyorum tahin koy. Tahine tutup her şeyin üstüne tahin koy. İç pilav kuzu tandır. Kestaneli. Kestaneli, narlı. Kuzu tandır. Efsaneymiş yalnız. 10 numara sunum. Evet. Bir de tebrik ederim. Bu Osmanlı motifleriyle bu el işçiliğini falan kullanıyorsunuz ya. Harika sunum. Yemekler de erkeğin zaten ama. Hakikaten merak ettim. Gayet güzel. Mis. Kuzuyu çok güzel yatırmışlar. Demişler ki sen burada dinlen. Biz birazdan geleceğiz. Birkaç saat sonra. Seni alacağız. Babacığım midesine göndereceğiz demişler. Gayet güzel. Şimdi nar. Arkadaşlar nar ve kestane. Osmanlı mutfağında kullanılan şeylermiş. Kestane kebap dedikleri şey gerçek aslında. Tam olarak böyle yapılmıyor tabi o ayrı ama burada da o keyfi yakalıyorsunuz yani. Buradaki sunum biraz daha modernize edilmiş hali. Bir de kestaneden atalım. Kestane de gayet güzel. Ufak ufak kestaneler mis. Hakan abi de bir yandan servise devam. Torpil yap. Tosuna torpil. Tosuna torpil. Nar da çok yakışmış, kestane de çok yakışmış. Güzel. Baba kamyonu getir buraya damperi. Böyle bir devir aşağı dur, ben hepsini yerim. Sen merak etme. Şimdi burada 42 ilden gelen malzemelerle ve de Bursa'mızın kendi ürünlerden elde ettiğimiz, tarlalarından elde ettiğimiz buğdaylarla yaptığımız unlarla ekmek yapıyoruz diyorlar. Bir kere bu 42 yıldan malzeme getirmeleri çok güzel. Çünkü her yemek için farklı yerlerden malzemeler geliyor. Her şey yerinde yemek güzel ya. Bu size biraz bunu sağlıyor aslında. Gayet güzel. Bak, etin güzelliğini şöyle anlatayım. Et eridi gitti, gümledi. Kestane hala ağzımda. Narlar da çok iyi. Bak üzümleri falan görüyor musun? İç pilav zaten abi yani. Olay budur. Aç mısın, açıkta mısın diye sorarlar. Hepsini bitirecek merak ediyorum. Ne yapayım dağıtıyorum. Tabağın desenini merak ediyorsun. Evet. Dibini görelim. Fondip. Tabak fondip. Millette alkol dipsomalisi olur. Bunda da yemek dipsomalisi var. Benim gibi burada. Efendim şimdi gelen acılı sarma. Acılı sarma tenceresi diye geliyor. Bak abi böyle bakır tencere, sunum gayet hoş, tahta kaşık, seviyorum böyle otantik sunumları. Ama bir deneyelim bakalım nasılmış. Beyefendi bana bir tane servis yapar mısınız size zahmet? Kuzu tandırı pauz yaptım şu anda, biraz onu yiyeceğim. Çok acısın. Hop, güm. Yoğurt da veriyorum. Evet abi lütfen. Aynen.
Haydi bismillah. Bu ne yaprağı ya, incecik? Lahana galiba. Beyaz lahana dedi değil mi? Tüm gibi yaprak ya, incecik. Gitti bitti. Gitti bitti, hiçbir şey kalmadı. Tül gibi. Canavar. Ama acısı acı ha. O normal asma değil mi? Evet. Üstteki lahana, demek ki lahana. Ondan da versin abi. Üstteki lahanaydı. Normal asma. O biraz daha sert olur normalde. Ben bunu daha çok seviyorum asmayı. Güzel yapmışlar. Biraz tuzu fazla yalnız. Öyle bir sorun var. Hafize Ana herkese yemek dağıtıyor gördüğünüz gibi. Eline de bir tanesi değil asıyor. Çıngır çıngır çıngır. Hafize Ana'ya yemek dağıtıyor. Ellerine sağlık abi. Tuzu çok ağır. Bayağı bir tuzu var ama tadı çok güzel. İkisi de özellikle lahana daha ince olduğu için zıt diye eriyor gidiyor vallahi. Hiç kalmadı bile. Şimdi bu Hamsiköy sütlacı. Ben 2012 yılında ilk Hamsiköy'e sütlaç yemeye gitmiştim. Çok tatlı seven bir adam değilim ama herkes o kadar çok övdü ki abi gırtla her yere giderim dedim. 1,5-2 kilometre tırmandım. O zaman da kar yağıyordu. Gittim sütlacı yedim. Şimdi tatlı sevmeyen bir adam olduğum için benim burada söylediğim çok bir şey ifade etmiyor. Ama normal sütlaç ağır geliyorken Hamsiköy'deki bana hafif gelmişti. Şimdi aynısı diyor. Ben şu temiz kaşıkla bir tane şöyle atayım. Beni rahatsız edecek bir tatlılığı yok. Çünkü ben her türlü tatlıdan midem bülbül kötü oluyor ama bu gayet güzel. Yani daha doğrusu içim şey oluyor tatlı sevmediğim için. Ama mesela diyor ki arkadaşlar bunu diyor bir kişi yiyen var diyor. Ya şunu bir kişi nasıl yer maşallah yani. Seven insan yiyor demek ki abi ne diyeyim yani. Ama güzel. Hamsiköy'den de sütler çözmüşler. Her yerden bir şeyler getiriyorlar. Hoş. Şimdi iki tane farklı tatlımız da geldi. Bir tanesi cennet çamuru. Evet. Hani doğru mu? Helvayı Hakani. Helvayı Hakani. Halep Edirne. Doğru mudur? Evet. Ne var abicim bunda? Bunlar içinde 500 yıllık tarifler efendim. Tamam. Cennet çamurunun içerisinde öğütülmüş fıstık var ve... Öğütülmüş fıstık. Öğütülmüş fıstık, tamam. Ve tel kadayıf var. Tel kadayıfı biraz daha kavrularak ilave ediliyor ve az miktar. Kıvam yapsın diye. Evet efendim. Kıvamı tutsun diye. Evet efendim. Bu da Helvayı Hakani. Badem helvası. Badem, öğütülmüş badem, badem unu ve baldan yapıyoruz. Tatlandırmasını balla yapıyoruz yani. Ha, tamamen yani şeker kullanılmıyor bunda. Evet efendim, şeker. Balla şekerlerce evet, tatlandırıyorsunuz. Evet, evet. Edirne Sarayı'na ait. Edirne Sarayı'ndan, Halep'ten, ey yavrum ey, yine Osmanlı motifleriyle. Hamsiköy'de. Mükemmel, onları çektik. Onu yaptık Hamsiköy'e. Teşekkür ederim. Canınızın sağlığı, sağ olun. Şimdi, ben bir şöyle bir birer kaşık alayım. Zaten hakkım bir kaşık benim, ikinciyi yiyemiyorum. Tatlı olayı maalesef zor. Şöyle yapayım. Bir de şundan bir tane alayım. Cennet çamuru da güzel isimmiş. Çamur olsun da cennet çamuru olsun demişler. Hop. Bundan da şöyle birer tane deneyelim. Evet. Ayvandan kremasını alsana Yusuf abi. Dur. Yok. İlk önce bunun tadına bakayım. Onu istemiyorum. Kadayıf. Var içinde hissediyorsunuz ama gerçekten kıvam yapsın diye. Normal şartlarda tatlı seven insan için çok güzel ama bana bayağı bir ağır. Bildiğiniz ölük ölük fıstık geliyor. Bir de buna bakalım. Badem. Aa. Bak bu güzel olmuş. Bunu çok beğendim. Tatlı sevenler bunu da tabii ki beğenirler. Bana biraz daha ağır geldi hiç söyleyeyim ama. Kıvamı ve de tadı mükemmel olur. Kavrulmuş helva tadını alıyorsunuz yani. Güzelmiş. Çayla dondurmaya gider. Ben sütlaçtan çıkamıyorum, geçemiyorum bunları bir türlü. Sütlaçta mı kaldın sen? Ben kaldım, çıkamıyorum. Benim bir şey. Ben anlamıyorum abi. Bu tatlı merakı nedir insanlardaki? Ben bir garibim ki ben garibim. Herkes normal. İyiyim, buyurun. Hafize Ana servis yap. Tamam, sen yedik içtik, gezdik dolaştık, kirlendik. Bu kirlerin bir şekilde atılması lazım. Aynen. Ve deli dedim ki şöyle beni abi dedim böyle yeni yapılmış falan filan değil. Antin kuntin değil, şöyle güzel. Tarihi. Tarihi, eski. Ondan sonra bir hamama getirdim. Abi dedi böyle dedi. İçinden dedi bol bol kükürt suyu olan. Aynen. Tarihi
ağzından da böyle hüllenin ağzından. Aslanın ağzından. Hülle böyle dedi. Hüllenin ağzından şöyle dedi. Fönkür fönkür dedi, su geliyor dedi. Harıl harıl dedi. İyi dedik, geldik. Evet. Böyle taş maş falan. Bu eski yapı, orijinal bu. Böyle şey değil yani, sonradan yapılmak falan bir şey değil. Orijinal. Gireceğiz şimdi orada. Ne yazıyor? Man bat. Gördüğünüz gibi. Bat. Erkekler havamı. Merhaba, ben Kayzaman. Erkekler havamı. Herkese merhabalar diyeceğim. Erkekler havamına hoş geldiniz. Aynen. Girelim abi. Kese, köpük falan filan. Inter Milan. Devam. Efendim şimdi Bursa'yı bitirdik. Yeşil Bursa'mızı. İskenderleri yedik. Türbeleri gezdik. Arkasından pideli köfte yaptık. Bütün hepsi köprü möprü falan filan derken hatta şöyle dedik ya, yedik içtik bir de kese yapalım dedik. Hamam keseye de girdik. Misler gibi geçti. Gelen herkese de buluşmaya teşekkür ederim. Çok da güzel bir sohbet oldu. Şimdi Antep'e geldik. Siz bunları daha sonra göreceksiniz tabii doğal olarak. Ama Antep'i de yemeye başladık yavaş yavaş. Bunlara da videosu gelecek. Umarım Bursa videosu hoşunuza gitmiştir. Gezilecek gözünüzdeki yerleri mutlaka gidin görün. Çok yakınızda dibinizde mutlaka görün derim. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.